yapmıştır. Sayın Kaymakamım, çok değerli protokol, siyasi partilerimizin çok değerli mensupları, değerli ilçe başkanlarım, il genel meclis üyelerim, ilçe belediye meclis üyelerim, yarınlarımızın teminatları sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Tarih sahnesine çıktığı ilk ana yurt Türkistan'ın bozkırlarından çeşitli sebeplerle batıya doğru göç eden milletimiz 9. asır itibariyle Anadolu'da karar kılmış ve bu toprakları yeni ana vatan haline getirmiştir. Türkiye Selçukları devrinde Haçlı seferlerini Anadolu işlerinde göğüslemeye mecbur kalan ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu'nun azametli devirlerinde Anadolu'nun anavatan vasfını güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda Haçlı seferlerinden de Anadolu'yu korumuş olup bu seferleri ta Tuna Nehri'nin ötesinde durdurmuştur. Asırlar boyunca devam ede gelen bu süreç farklı sebeplerle bir gün sona ermiş, kudret ve azamet yılları yerine toprakları müdafaa ve muhafaza etme yıllarına bırakmış ve maalesef Rumeli gibi ana vatanımız da milletimizin amansız düşmanlarının beslediği emperyalist emellerin pençesine düşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. İşte böyle bir zamanda 1. Cihan Harbi esnasında Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giderek Kafkas cephesinde 10 binlerce Mehmetçiğimizin Allahu Ekber dağlarında kışa mağlup olup kefensiz karlara gömülmesiyle neticelenen Sarıkamış faciasından istifade ederek ordularını iki kola ayıran Ruslar güneyde Van Gölü istikametinde Karadeniz'de ise Trebolu yakınlarındaki Harşit çayına kadar ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş sırasında vaktiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'u fethederek Türk İslam yurdu haline getirdiği Pazar ilçemizde maalesef düşman işgaline uğramıştır. Uzun süren 1. Dünya Savaşı'nın zorluklarını ve vatansever gibi göğüs germeye çalışan Pazar halkı hem bu topraklarda fiilen düşman işgalinde direnmeye çalışmış ve hem de Yemen'e, Filistin'e, Irak cephesine, Galicia'ya ve Çanakkale cephelerine asker göndermiş, 7 cephede 7 düvele karşı göğsünü etten bir süper muhkem bir kaya kılmıştır. İşte böyle bir zamanda İngiltere Bahriye Nazırı Winston Churchill tepikleri olan Rusya'ya yardım götürmek için Galicia cephesini açmış fakat istediği neticeyi elde edememiştir. Bunun üzerine bu kez de Çanakkale cephesi aynı maksatla itilaf donanması tarafından zorlanmıştır. Kahraman Mehmetçiğimiz burada da düşmana geçit vermemiş, Çanakkale'yi geçilmez kılarak adeta bir iman zaferi kazanmıştır. Bu kutlu zaferden sonra Rusya'da açlık, fakirlik ve kıtlık baş göstermiş. Hatıratların naklettiğine göre Rusya'da kadınlar açlıktan dolayı tırnaksız doğurur olmuşlardır. Bu durum Rus halkını Çarlık idaresine karşı galyana getirmiştir. İşte Pazar'dan, Rize'den ve Anadolu'nun her tarafından Çanakkale cephesine gidip düşmana dur diyen vatan evlatları tarihin garip bir cilvesi olarak Rusya'da Bolşevik ihtilalinin yaşanmasına sebep olmuşlardır. İhtilal ile Rusya'nın idaresini ele geçiren Bolşevikler 3 Mart 1918'de Versailles Anlaşması'nı imzalayarak anavatan Anadolu'da hak iddia etmekten vazgeçip işgalleri kaldırmaya başlamışlardır. Böylece bundan 102 sene önce bugün yani 10 Mart 1918'de Pazar düşman işgalinden kurtulmuştur.
bu duygularla tarih adeta ibretlerin teşhir salonudur. Hiçbir başarı tesadüf eseri değildir. Bu küçümsenemez. Pazarın kurtuluşu da bir tesadüf değil, aksine bir başarıdır. Unutulmamalıdır ki pazarın kurtuluşuna vesile olan Rusların merhameti değil, vatan evlatlarının şehadet arzusu ve vatanperverlik duygusuyla vatan satının her karşında düşmana karşı duruşlarıdır. Bu duygularla ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak olarak tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kurtuluş günü.